tasfiye ederek ve yerine tamamen doğrudan doğruya hakları, doğuştan getirdiğimiz, kazandığımız hakları yerine ikame ederek modern insan hakları teorisine peki, doğru doğuştan ulaşıyoruz. Getirdiğimiz başka ne gibi haklar var yaşama hakkın dışında? En temeli o. Diğerleri başka? Ondan türeyen. Yani işte... İşte kendini geliştirme tabii. Hakkı. Ya bedenime sahip olma. Ben bütün bunun hepsinin jenerik teriminin bedenime sahip olmada özetlendiği beyaz korpus. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani köle değilim. Köle olmam. Olmayacağım. Kimse beni köle yapamayacak. Beni kullanamazsın. Kullanamaz. Evet. Beni haklar sistemi içinde düzenlenmiş bir hukukun dışında kimse hapiste tutamaz, işkence yapamaz vesaire yapamaz. Bütün bunlar şeye, bedenime sahip olmaya dayanıyor. Bütün bu bağlantılar. Doğumdan getirdiğim... Yani bedenim benimdir. Bedenim benimdir. Ben... Devletin değildir. Hayır. Hiç kimsenin, hiçbir gücün değildir. Onun için ben istediğimi düşünürüm. Düşündüğümü ifade ederim. Bütün ama işte bu kadınlar için biraz iyi işlememiş yani. Ne açıdan? Yani bedeni, değil mi? İşte bir kadının bedeni kocasınındır, bilmem şeyidir, değil mi? Yani işte bak, kadının bedenine sahip çıkması ne kadar hala bile sen harika değil bir şey yani. Söylüyorsun. Evet. Bu erkek imtiyazının kaldırılmamış olması evet anlamına işte, geliyor. Evet. Yani dünyanın her yerinde de bu böyle. Tabii tabii. Aşağı yukarı böyle. Ama yani bunun hukuk ve yasalarda karşılığı öyle değil tabii yani modern. Değil. Ha, yasada yani. Öyle gözüküyor ama pratikte gelenek öyle. Ama öyle değil deme. Bizim eski medeni kanunda, yani yakınlarda başka değişen medeni kanunda, kadın çalışmak için kocasından izin almak zorundaydı. Kadın kocasının gösterdiği evde oturmak zorundaydı. Yani öyle 30 sene de olmadı o yeni medeni kanun geleli. Onu biz değiştirdik. Peki arkadaşlar, yani şunu açabilir